AKP'nin aralarında Ankara ve İzmir'in bulunduğu 17'si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adaylarını 18 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Merak edilen kentlerden biri Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı olarak konuşulan isim kim? Hep birlikte izliyoruz. AKP 18 Ocak'ta Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında Ankara başta olmak üzere 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklayacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre İzmir'de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antep'te Fatma Şahin, Trabzon'da Murat Zorluoğlu aday gösterilecek. AKP'nin Diyarbakır'da kimi aday göstereceği ise merak edilen konuların başında geliyor. Kulislerde AKP eski Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ismi konuşuluyor. Bir heyetle beraber Erbil'e bir ziyaret gerçekleştirecektik. Yaklaşık 3 yıl AKP Diyarbakır İl Başkanı olarak görev yapan Aydın, Kasım 2023'te istifa etti. Muhammed Şerif Aydın'ın ismi sık sık çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı para sorunlarıyla gündeme geldi. 2021'de AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Bedirhan Akyol, İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın'ın genel merkezden partinin ihtiyaçları için gönderilen 243 bin lirayı kendi ihtiyaçları için kullandığını iddia etmiş, söz konusu iddia kentte günlerce konuşulmuştu. 2022'nin Temmuz ayında ise Aydın'ın ismi şok bir iddia ile tekrar gündeme geldi. AKP Diyarbakır İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden sorumlu eski başkan yardımcısı Celal Dengiz, İl Başkanı Şerif Aydın'ın kendisinden 250 bin lira istediğini, borç olarak verdiğini düşündüğü parayı geri isteyince Aydın'ın kendisine "sizi yürütmeye aldığım için o parayı aldım" yanıtını verdiğini iddia etti. Hakkında çeşitli soruşturmalar açılan Aydın'ın ismi usulsüz işe alım iddialarıyla gündeme gelmiş, özel kalemi ve yakın arkadaşı SS'nin kız kardeşini yüksek maaşla işe aldırdığı öne sürülmüştü. SS'nin AKP il başkanlığında çalışıyor olmasına karşın, 1,5 yıl boyunca kayyum tarafından yönetilen Bağlar Belediyesi'nde işe gitmeden işçi olarak maaş aldığı ortaya çıkmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yaklaşırken taşıma seçmenler gündeme gelmeye devam ediyor. Birçok kentte tespit edilen taşıma seçmenlerin bir adresi de Iğdır oldu. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ise genel seçimlerde 878 olan seçmen sayısı 8 ayda 1214 artmasına yönelik itirazlarsa reddedildi. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir süre kala birçok kente binlerce asker ve polis seçmen olarak kaydedildi. Son olarak 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin 1514 oy ile kazandığı Iğdır'da 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından 2193 kişinin ikameti taşındı. Kişilerin kaydedildiği iki yerin ise emniyet binaları olduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Iğdır'da seçmen sayısı 66.183 iken 7 ayda bu sayı 75.522 oldu. DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun son 7 ayda ciddi artış gösteren seçmen sayısına dikkat çekti. 2193 seçmenin Konak ve Pir Sultan mahallelerinde iki haneye kaydedildiğini aktardı. Seçim hileleriyle zorbalık almaya çalışıyor. Hun, 14 Mayıs seçimlerinde 5 seçmen olan Pir Sultan Mahallesi'nde bulunan Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde şimdi 1450 seçmenin olduğunu, Konak Mahallesi'nde bulunan askeri üst bölge olarak kullanılan binada 0 seçmen varken şimdi 743 seçmen kaydının olduğuna dikkat çekti. Aralık ilçesinde 14 Mayıs genel seçimlerinde 13.000 seçmenin olduğunu aktaran Hun, buraya da 932 seçmen kaydının yapıldığını söyledi. DEM Parti Hukuk Komisyonu'nun ilçe seçim kuruluna ve YSK'ye itirazda bulunduğunu belirtti. Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde ise 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde 878 olan seçmen sayısı 8 ayda 1214 artarak 2088'e çıktı. DEM Parti tamamı Eğil ilçe jandarma komutanlığına kayıtlı olan seçmenlere karşı ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. Ancak DEM Parti'nin itirazı reddedildi. Kararda söz konusu kişilerin jandarma ve emniyet personelleri olduğu itiraf edildi. İlçe seçim kurulu başvurunun kısmen kabul kısmen reddine karar verdi.
Kurul, 1170 kişinin Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğunu ve 37 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli kamu görevlerinde çalıştığını kaydetti. Yine 6 kişinin adreslerinde ikamet etmediklerine işaret edilerek Mernis'te kayıtlı son adreslerine gönderilmelerine karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta valilerle bir araya gelmişti. Bakan Şimşek'in toplantıda valilere kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ülkenin durumunu bütçede 2.7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar sözleriyle özetleyen Bakan Şimşek, valilerden tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet göstermelerini istedi. Trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Bu babamızın parası değil, hepimizin parası. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyarılarının ardından söz alan bazı valilerin TOG satın almak istediğini söylemesi üzerine Bakan Şimşek'in makam araçlarınızı satıp TOG alabilirsiniz yanıtını verdiği öğrenildi. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" sözlerine açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir tehdit, olağanüstü bir durum yok. Bir mesaj vermek için bunu yazdım" ifadelerini kullandı. Yaşadığımız bir acıyı unutmamak. CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı. "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" sözüyle dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımın gündem olması üzerine Kılıçdaroğlu'ndan "Herhangi bir tehdit, olağanüstü bir durum yok. Bir mesaj vermek için bunu yazdım" açıklaması geldi. Bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu paylaşımında emekli general Haldun Solmaz Türk'ün "Bilmiyorlar, öğrenmiyorlar, yönetemiyorlar" başlıklı yazısını alıntılayarak devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. "Aklınızı başınıza devşirin, hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımına CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç'tan da dikkat çeken bir yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Öztunç, "Sevgili Genel Başkanım, asla yalnız değilsin. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmedik, değiştirmeyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, TV100 yazarı Barış Yarkadaş'a konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'yla olan görüşmesini şu sözlerle anlattı. "Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Bana bir tehdit, olağanüstü bir durum yok. Bir mesaj vermek için bunu yazdım" dedi. "Peki kafalardaki soru işaretlerine cevap bulabilmek için bizimle paylaşabileceğiniz bir yorumunuz olur mu?" diye sorduğumda da Kılıçdaroğlu, "Ülkemi, Türkiye'yi çok seviyorum. Tek başıma kalsam da mücadelemi sürdüreceğim" dedi. İfadelerini kullandı. Genel başkanın kendi sözü, "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" diye. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Gül